Herkese hoş geldi. Dilaver Türe ben. Kimya branş koordinatörü, YETEV Kimya branş koordinatörü ve aynı zamanda lise proje koordinatörüyüm. Sizlerle bugün kimya branşına, yani asıl branşım olan kimya ile ilgili bir sunum paylaşmak istedim. Ekranımdaki Kimya Laboratuvarı isimli. Bu başlığı okuduğunuzda az çok zaten ne anlatacağımı tahmin etmişsinizdir. Ama ben konuya şu şekilde başlamak istiyorum. Yaklaşık bir yıl önceydi, bu zamanlardı diye hatırlıyorum. Tam bu dönemlerde Mart ayının ortası gibi biz bir Covid süreciyle karşılaştık. Normalde aslında hep Ocak'tan beri bekliyorduk. Avrupa'ya geldi, İran'a geçti, Fransa'ya gitti. Bize de ne zaman geldi, ne zaman gelecek derken bir anda geldi ve bir anda her şeyi değiştirdi. Yani ilk virüsün ortaya çıktığı gün 12 Mart'tı ve biz yaklaşık 5-6 gün sonra bütün ülkeyi neredeyse karantina altına aldık. Kısıtlamalar başladı, sokağa çıkma yasakları, okulların kapanması derken bir anda gündemimiz değişti. Medyaya giriyoruz, televizyonları açıyoruz, internete bakıyoruz. Bir kere şu ortada gördüğümüz virüsü artık herkes tanıyor. Bununla çok sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Bunu özelliklerini biliyoruz. Biz böyle virüslerin özelliklerini derslerde biyoloji hocalarım varsa ya da fen hocalarım bilirler. Anlatırken zorlanıyoruz. Fakat artık bütün çocukların ben virüslerin özelliklerini öğrendiğini görüyorum. Televizyonlardan izleye izleye benim 7-8 yaşlarında bir yeğenim var. Ona sorduğumda bana gayet güzel virüsleri, bakterileri, aralarındaki farkları, neden virüse çare bulunmasının zor olduğunu gayet güzel anlatıyor. Televizyondan bunları dinlemiş, öğrenmiş. Bir anda aşı, bir anda dezenfektanlar, bir anda el yıkama, bir anda dünya haritası ve bu haritada hastalığın seyri gibi konular gündemimize gelmeye başladı ve biz COVID-19 pandemisiyle bir anda o ana kadar konuştuklarımızı, o ana kadar yaptıklarımızı kenara bıraktık. Artık yeni bir gündeme geçiş yaptık ve şu anda da bu gündem hala devam ediyor. Hala basında, medyada birçok yerde Covid'le başlıyor. Diğer haberler, diğer unsurlar, diğer gündemler daha sonra geliyor. Buna alıştık. Peki bu sadece dünyada ve bizde bu şekilde oldu ve günlük hayatımıza mı yansıdı? Hayır, hemen hemen aklımıza gelen birçok alanla etki etti. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi tabii ki eğitim alanı. Hepimiz öğretmeniz, okullarda hatırlarız. Covid-19'a gelene kadar konuştuğumuz konular, işte okulumuzda gezi var, nasıl yapabiliriz? O dönem hatırlıyorum, Mart ayına yakın Dünya Su Günü yaklaşıyordu. O su gününün hazırlıkları bizde devam ediyordu. Bir sempozyumumuz vardı, ona hazırlanıyorduk. Böyle gündemlerimiz vardı ve tam bir gün içerisinde bir anda bambaşka bir gündeme geçtik. İşte hocam uzaktan eğitime geçecekmişiz, online platformlar kullanılacak, nasıl olacak, nasıl yapılacak, hangi platform kullanacağız, öğrencileri nasıl bilgilendireceğiz, velilere bilgilendirme nasıl gidecek, ulaşamayan öğrenciler nasıl yapacak? Bir anda hayatımıza EBA TV gibi şeyler girmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı'nı Sayın Ziya Selçuk her gün televizyonlarda görmeye başladık. En ince ayrıntısına kadar yeni süreci açıklamaya başladı ve yeni bir şeylere, yeni bir döneme adapte olduk. Boş sıralar gördük, maskeli öğrenciler gördük. Maskeleriyle sınava giren, sınava girmek zorunda kalan öğrenciler gördük. Bir anda hayatımıza Web 2.0 araçları diye bir tabir girdi. Tabii ki bu hayatımızda vardı. Bizler bunlarla ilgileniyorduk ama daha çok ilgilenmeye başladık. Ben o dönem hatırlıyorum, biz YES1 döneminde de çalıştık. Ben o sırada YES1 hazırlıklarında da bulundum bir önceki programımızda. İnsanlar sürekli böyle hangi Web 2.0 aracı nerede kullanılır, ne yapabilirim diye eğitimler araştırıyordu, webinarlara katılıyordu. Sürekli böyle bir çaba içerisindeydi. O dönemde ülke gündemi, dünya gündemi tamamen bu şekildeydi ve o dönem gündemimize enteresan bir şey daha girdi. Bunu basında, yine televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada sık sık görmüşsünüzdür. Kimya laboratuvarları kendisinden söz ettirmeye başladı. Nasıl söz ettirmeye başladı? Şu şekilde söz ettirmeye
çıkmaya başladı. Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı günlük 10 ton dezenfektan üretiyor. Bunlar tamamen o dönemin haberlerinden, TRT'den, Anadolu Ajansı'ndan alınmış, çeşitli haber ajanslarından alınmış haberler. Bir başka haber, dezenfektan üreten meslek lisesi sayısı artırıldı haberiydi. Bir başka haber, meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisindeydi. O dönem bütün okullar kapalıyken, bütün öğrenciler evlerindeyken biz bir anda çalışan, üreten meslek lisesi öğrencileri gördük. Ve bir anda bizim kurtarıcımız gibi, çünkü hammaddeye ulaşmak zor, dezenfektanlar tükendi, kolonya sıkıntısı yaşanmaya başladı. Kolonya bulmakta zorlanmaya başladık ve tam da bu sırada bir anda karşımıza liselerin aslında bildiğimiz fakat unuttuğumuz, bildiğimiz ama belki zaman zaman göz ardı ettiğimiz çok önemli bir çalışmasıyla kurtarıcı olarak o dönemde imdada yetişici unsur olarak karşı karşıya kaldık. Liselerinde üretilen dezenfektanlar, kimyasallar ve yapılan çalışmalar. Bu tabii ki bana en azından belki birçoğunuza şunu da düşündürmüştür. Lisede kimya derslerinde bazen uygulamalar, bazen kimya laboratuvarları ikinci hatta üçüncü planda kalabiliyor. Oysa gerçekten çok önemliymiş, gerçekten işe yarıyormuş ve mesleki teknik anlamda bu mesaileri öğrencilerin yapabilmesi ve bu kimyasalları üretebilmesi bir günde olmadı. Böyle bir birikimleri var olduğu için o anda doğrudan devreye girebildiler. Demek ki biz sadece bilgiyi öğrenen, sadece ezberleyen öğrenciler değil, yapan öğrenciler geliştirdiğimiz zaman bunlar zor zamanda da ülkede sorumluluk alabiliyorlar, bir şeyler yapabiliyorlar. Bu meslek liseleri açısından böyle. Peki diğer okullardaki kimya öğrenimi, kimya öğretimi, uygulamaları ve fen öğretimi nasıl olacak? Bu madem bu kadar önemli, oralarda nasıl uygulanacak, ne dozda uygulanacak gibi sorular sorulmaya başlandı. Bunlara rastlamışsınızdır. Bu dönem ülkemizde bunlar konuşuluyordu. Ülke gündemi ve dünya gündemi Covid'le birlikte böyleydi. Peki dünyada nasıldı? Dünyadaki kimya gündeminde nasıldı? Bunlar adlarını gördüğünüz bu yapılar, bu kuruluşlar diyeyim, dünyada kendisinden oldukça söz ettiren, çok fazla insanın üye olduğu, takip ettiği kimya toplulukları. Bunların içerisinde işte Avrupa Kimya Topluluğu, EUCAMS dediğimiz ya da ACS dediğimiz American Chemical Society, yani Amerika Kimya Topluluğu dediğimiz. Yine İngilizlere ait Royal Society of Chemistry var. Bu Amerikan Kimya Topluluğu'na ait CN diye bir kuruluş var ki ben bunun haberlerini ve internet sitesini takip etmenizi tavsiye ederim. Özellikle kimya ve mühendisliğe dair son dönemde yapılan çalışmaları, güncel makaleleri çok güzel derleyen, toplayan, sunan bir ekip bu. Kimya ve mühendislikte haberler şeklinde bir topluluk zaten ve hepimizin ismini bildiği, kitaplarda sıklıkla rastladığımız YUPAC ve daha niceleri. Bunlar benim aldıklarım, daha doğrusu benim katıldığım, benim de seminerlerine, webinarlarına katıldığım gruplar. Bunlar bir anda webinarlar düzenlemeye başladılar. Aşılarla ilgili, işte COVID-19 süreciyle ilgili, dünyada bunun yansımalarıyla ilgili, bununla yapılan çalışmalarla ilgili sürekli webinarlar düzenlediler, yayınlar, kaynaklar paylaştılar. Ben de bunların oldukça katılabildiğim hemen hepsine katılmaya çalıştım. Ancak bir şey bekliyordum. Bunlar aynı zamanda dünyadaki kimya öğretimiyle, kimya eğitimiyle iç içe olan topluluklar. Ve bunlar mutlaka kimya eğitimine dair de bir şeyler söyleyecekler, bir şeyler yapacaklar diye bekliyordum. Ufak ufak yapmaya başladılar. İşte uzaktan eğitime dair durum değerlendirmeleri, dünyada yaşanan aksaklıklar, sıkıntılar, bunlarla ilgili blog yazıları ya da o dönem yapılan tarama çalışmalarına dair bir şeyler paylaştılar ama ben bir etkinlik bekliyordum. Bu etkinliğin nasıl olacağı ve hangi konuyla ilgili olacağı da oldukça benim açımdan merak konusuydu. Yani bunlar illaki kimya eğitimine dair bir şeylerden bahsedecekler. Ancak neyden bahsedecekler? İlk olarak konuyu neresinden ele alacaklar diye merak ediyordum.
Daha sonra merakım giderildi diyeyim. Kimya eğitimine dair ya da kimyaya dair ilk gündemleri ya da yaptıkları ilk webinar ya da ilk talks diye birazdan bahsedeceğim programın konusu kimya laboratuvar derslerinin geleceği oldu. Şu şekilde ortaya çıktılar. The Future of the Chemistry Laboratory Course diye. Yani kimya laboratuvar derslerinin geleceği konulu bir talks düzenlediler. Neydi bu talks? Dünyadan çeşitli başvuran kimya öğretmenlerini, akademisyenlerini topladılar. Yine böyle bir Zoom toplantısında odalar oluşturdular ve bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmalarını istediler. Ben de bu toplulukta vardım. Ben de bu konuşmaya katıldım. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey konunun başlığını ben açık söyleyeyim. Kendi adıma şöyle bir şey bekliyordum. COVID-19 sürecinde kimya, COVID-19 sürecinde kimya laboratuvarları uzaktan eğitimde nasıl olacak? Fakat konunun başlığını bu seçmemişlerdi. Kimya laboratuvar derslerinin geleceği olarak belirlediler. Bu benim açımdan şunu gösteriyordu. Evet, bugün içinde bulunduğumuz bir durum var. Biz bunun biteceğini düşünüyoruz ya da biz bunun hemen sonlanacağını düşünüyoruz. Ama sabahki panellerde de hocalarımız bahsettiler ya da okuduğumuz platformlarda da yavaş yavaş görüyoruz ki artık bu süreçten sonra tümüyle geri dönüş, olduğu gibi eskiye, olduğu gibi klasiğe geri dönüş çok da mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bizim bildiğimiz belki birçok uygulamanın, birçok yöntemin tarzı, türü değişmeli, yeni şeyler eklenmeli ve desteklenmeliydi. Bu açıdan daha 4 Haziran'da yani 2020'nin 4 Haziran'ında bu konunun ortaya çıkarılmış olması gerçekten önemliydi. Peki bu toplantıda hocalarımız neler konuştu? Benim katıldığım grup yaklaşık 30 kişilik bir gruptu. 30'ar kişilik gruplar önce oluşturuldu. Burada konuşmalar yapıldı. Bu konuşulanlar daha sonra notlar alındı, birleştirildi ve bir bütün halinde konuşuldu. Böyle bir table talks denilen yani masa konuşmaları diyebileceğimiz yuvarlak masa sohbetleri denir ya bizde. Bu ve benzeri bir çalışma gerçekleştirdiler. Orada şu sorular üzerinde en fazla duruldu. Laboratuvar çalışmaları nasıl uygulanabilir? Yani bu süreçte özellikle COVID'de okullar kapalıyken, üniversiteler kapalıyken nasıl gerçekleştirilebilir? Evlerdeki malzemelerle laboratuvar çalışmaları gerçekleştirebilir mi? Bu tarz deneyler tasarlanabilir mi? Öğrenciler evlerinde kendi kişisel laboratuvarlarını oluşturabilirler mi? Bunun maliyetlerine varana kadar konuşuldu ve öğrenciler bu tarz laboratuvarlar oluşturduğunda özellikle kimya laboratuvarlarının belli malzemeleri çok da pahalı değil, bundan da bahsedildi. Belirli teknik makinalar ve özellikler dışında normal sarf malzeme dediğimiz ya da kimyasallar dediğimiz malzemeler özellikle giriş seviyesindeki deneyler için çok pahalı değil. Mesela bunlardan bahsedildi. Sanal laboratuvar uygulamaları bir alternatif olabilir mi? Nasıl olur? Bunlar konuşuldu. Farklı ne tür çözümler üretilebilir kısmı konuşuldu. Ben bu soruları sizlerle paylaşmak istedim çünkü bence hepimizin bu sorular üzerinde düşünmesi, hepimizin bu sorular üzerinde kafa yorması ve etrafımızda kendimiz gibi başka kimya öğretmenleri ya da uygulamalı dersler, bu biyoloji olabilir, fizik olabilir, fen bilgisi dersleri olabilir. Onlarla konuşmamız adına gerçekten önemli sorular olduğunu düşünüyorum. Fakat biz şu anda konumuz YES, Yeni Doğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ndeyiz. Ve bizim konumuz bunların arasından sanal laboratuvar uygulamaları bir alternatif olabilir mi sorusuna cevap arama üzerine gerçekleşecek. Bu soruların hepsinin gerçekten ben oldukça önemli olduğuna ve bizler tarafından hayatımızın bir noktasında ya da mesleğimizin bir köşesinde aklımızda bulunması gerektiğine inanmama rağmen şu anda o soruların hepsini geçiyorum ve sanal laboratuvarlar konusuna geliyorum. Şimdi sanal laboratuvarlar hayatımıza COVID-19 pandemisinden çok önce girdi aslında. Ben üniversite yıllarımdaki yaklaşık 2005 yılında başlar. O dönemlerde dahi biz sanal laboratuvarları, animasyonları, simülasyonları konuşuyorduk. Animasyonları derslerimize ekliyorduk ama sanal laboratuvarları çok da kullanma ihtiyacı hissetmiyorduk açıkçası.
Ancak pandemiyle birlikte okulların kapanmasının ardından aksayan laboratuvar derslerine bir çözüm önerisi olarak sanal laboratuvarlar bir anda daha yüksek sesle gündeme getirilmeye başlandı. Daha büyük bir önem atfedilmeye başlandı ve insanlar bir anda özellikle kimya öğretmenleri, biyoloji öğretmenleri ve ortaokul fen bilgisi dersi öğretmenleri alternatif laboratuvar uygulamaları aramaya başladılar. Sadece ortaokul ve lisede mi bu gündeme geldi? Aslında hayır. Sanal laboratuvarlar ihtiyacı üniversitelerde biliyorsunuz online eğitime geçti ve online eğitimde de gündeme geldi. YÖK şöyle bir karar aldı. Aslında önem verilen üst sınıf ya da üst seviyedeki laboratuvar derslerinin uygulamalı olarak yüz yüze devam etmesini, fakat giriş seviyedeki laboratuvar derslerinin yüz yüze yapılmaması kararı alındı. Bunlar nedir? Mesela genel kimya bir laboratuvarı, genel kimya iki laboratuvarı ve benzeri. Bunun için de bir alternatif olarak YÖK sanal laboratuvar uygulamasını 26 Ekim Pazartesi günü hizmete soktu. Bu oldukça güzel, kapsamlı ve Türkçe bir laboratuvardır. Ancak şu anda yalnızca üniversite öğrencilerine ve üniversite hocaları için açık. Fakat ilerleyen dönemlerde ben bunun geliştirilerek liselerinde uygulamasının sunulacağına inanıyorum. İnananlardanım buna. Çünkü gerçekten özellikle Türkçe laboratuvar uygulamaları eksiği bizde var. EBA'da benzer çalışmaların hazırlandığı söyleniyor. EBA sanal laboratuvar diye bir şeye internetten ulaşabiliyorsunuz. Hatta onun kılavuzları da var. Fakat daha çok yapım aşamasında, giriş seviyesinde ve biz özel okul öğretmenleri veya devlette olmayan öğretmenler uygulamaları şu an için kullanamıyor. En azından ben açıp kullanamadım. Ama devlette olan arkadaşlarımız varsa belki yazarak, belki programın sonunda söyleyerek bunu deneyimlemiş arkadaşlar varsa bizlerle deneyimlerini paylaşabilirler. EBA'da da böyle benzer bir şey var. Şimdi sanal laboratuvarların avantajları ve dezavantajları mevcut. Avantajları, en büyük avantajı ucuz ve kolay ulaşılabilir. Siz bir yere bir laboratuvar kurmak istediğiniz zaman bunun epey bir maliyetli olduğunu herhalde bizler biliyoruz. Ancak sanal laboratuvarlar ücretli olmalarına rağmen çok daha düşük ücretlerle memleketin en ücra köşelerine dahil çok daha kolay ulaştırabileceğimiz platformlar. Tekrar tekrar kullanılabilme özelliği en büyük avantajı. Biz üniversite eğitiminde de hatırlarsınız, en yoğun laboratuvar çalışmalarını bile haftada bir veya iki yapıyorduk ve bir deneyi bir kere yapmayı planımız varken burada öğrenciler bu deneyleri tekrar tekrar kullanabiliyorlar. Öğrenciler kendi öğrenme çıktılarına ulaşabiliyorlar. Kendi hız ve seviyelerine uygun farklılaştırılmış deneyler yapabiliyorlar. Dezavantajlarına gelince, şu an mevcut sanal laboratuvar uygulamaları tam bir simülasyon olmayıp animasyonlar şeklindedir. Ne demek tam bir simülasyon? Mesela Türk Hava Yolları veya bazı Türk Hava Yolları pilot yetiştirme eğitimlerinde tam simülasyonlar kullanır. Yani sizi bir uçağın içine alır, önünüzde uçağın animasyon, kalkış, iniş animasyonları, uçuş animasyonları yer alır ve siz o animasyon içerisinde uçağı kaldırıp indirip pilotluk eğitimi alırsınız. Bunu kullanan, araba kullanmayı öğretirken kullanan sürücü kursları da var. Ancak bizim sanal laboratuvar uygulamalarımız şu anda bu şekilde değil. Gerçeklik algıları bu kadar yüksek boyutta değil. Sadece animasyonları, simülasyonları üzerlerine tıklayarak almak, aktarmak, iletmek ve oradaki direktifleri yerine getirmek şeklinde gerçekleşiyor. Bu şu anda dezavantaj. Bu ileride ben kaldırılabilecek bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı geliştirilebilir. Ancak hiçbir zaman geliştirilemeyecek bir yönü var ki o da gerçek bir deney yapmış olmamız. Biz en gelişmiş simülasyonu bile kullansak asla o deneyi gerçekten yapmış olmayacağız. Tıpkı uçak simülasyonunda uçak kullanan bireylerin o simülasyonu kullandıklarında asla gerçek bir uçak kullanmış olmamaları gibi. Fakat sanal laboratuvarlar bu anlamda nerede kullanılabilir? Şöyle kullanılabilir. Aslında o katıldığım talks'ta da, yani konuşmalarda da sürekli vurgulanan bir şey vardı. Bunu gelecekte laboratuvarların alternatifi olarak görmeyin. Biz sürekli böyle düşünebiliyoruz. Gelecekte sanal laboratuvarlar laboratuvarların yerini alabilir mi?
Sanal laboratuvarların aslında kuruluş amacı bu değil. Gerçek laboratuvarlar hep devam edecek çünkü onlar araştırmanın yapıldığı yerler. Bunlar destekleyici, alternatif. Yani öğrenciye deney öncesi alıştırma yaptırabilecek, deney sonrası deneyi tekrar ettirebilecek, pekiştirme yaptırabilecek. Zor zamanlarda, nasıl zamanlarda, pandemi dönemi gibi laboratuvarlara ulaşımın olmadığı ya da teknik imkansızlıklardan laboratuvarların kullanılamadığı dönemlerde kullanılacak bir alternatif olarak sunuluyor. Ama bunlar dünyada da bizde de hiçbir zaman mevcut laboratuvar çalışmalarının, mevcut laboratuvar deneylerinin yerini alabilecek araçlar olarak gösterilmiyor, bu şekilde lanse edilmiyor. Şimdi ben size ünlü ve kullanabileceğiniz, özür diliyorum, sanal laboratuvar uygulamalarının bir listesini yaptım. Biz bugün Chem Collective'i kullanacağız. Bunun yanında ChemLab var. Ücretlidir, iki boyutludur. Chemist var. Google ve Apple'dan indirebileceğiniz, tabletlerde kullanabileceğiniz uygulamalar şeklindedir. Üç boyutlu Labster var. Boyutlu sanal laboratuvar uygulamalarının hemen hemen en ünlüsü ve en kapsamlıdır. Lise, üniversite ve lisansüstü eğitimine yönelik deneyleri var içerisinde. Ben aslında bugün size Labster'dan da bir giriş animasyonu gösterecektim. Fakat üç boyutlu animasyonların, özellikle Labster ve benzeri animasyonların kullanırsanız eğer, dikkatli olunuz derslerinizde, canlı derslerinizde. Giriş animasyonları bile olsa kullandığınızda bilgisayarı çok fazla kasabiliyor, bilgisayar kendini kapatabiliyor, diğer uygulamalar çalışmamaya başlayabiliyor. Dolayısıyla derste interaktif kullanma açısından şu anda çok çok verimli değil. Ancak siz Labster'a girdiğinizde ve Labster'la mailleştiğinizde, onlara mail attığınızda size birçok deneylerini, yeni çıkanlarını veya uygulama demo deneylerini gönderiyorlar. Bunları kullanabilirsiniz. Beyond Labs daha çok üniversiteler için ama liseye uyarlanabilecek deneyler de içerisinde bulabilirsiniz. Ücretli olmasına rağmen ücreti oldukça düşüktür. Senelik 25 dolar gibi bir şey. Üstelik sadece kimya laboratuvarı değil, fizik ve biyoloji laboratuvarlarını da kullanabiliyorsunuz. Bu ücreti verdiğinizde Labster'a diğerlerine göre biraz daha az deney var, biraz daha sınırlı ama oldukça ücreti düşük ve üç boyutlu güzel bir uygulamadır. VRLab Academy var. Virtual Chemistry bu Oxford'un bir uygulaması. Praxi Lab var. Ion Reality Virtual Labs var. Merlot Chemistry Lab var ki bizim bugün kullanacağımız Chem Collective de bunlarla bağlantılı aslında bir kuruluş. Onu göstereceğim size. Chemistry K12 Simulations, interaktif simülasyonların olduğu bir kimya portalı var. General Introductory Preparatory Chemistry diye bir portal var. Bunların sayısını artırmak mümkün. Sizlerin de bildiği başka kimya laboratuvarları veya uygulamaları varsa sizlerle chat kısmına yazarak bunu bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi biz bugün Chem Collective'i anlatmak istiyoruz. Neden Chem Collective'i anlatmak istiyorum ben? Neden bunu seçtim? Avantajları birincisi tamamen ücretsiz. Burada ülkenin her yerinden öğretmenlerimiz katılıyor. Özel okullar var, devlet okulları var. Çok fazla farklı alandan gelen hocalarımız var. Ücretli bir uygulama tanıtmak istemedim. Ücretli bir uygulamayı anlatmak istemedim. Bunu her şeyiyle, yani A'dan Z'ye tamamen ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Tarayıcıdan çalışabiliyor. Yani doğrudan tarayıcı üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu zaten hemen hepsinde var ama bunun çok daha güzel bir özelliği var. Masaüstü uygulaması olarak tüm Chem Collective sanal laboratuvarlarını masa üstünüze indirebiliyorsunuz. Bunu nasıl indireceğimizi ve nasıl kullanacağımızı birazdan size göstereceğim. Ve kendi deneylerini sunduğu gibi başka deneyleri de yapmaya izin veriyor. Chem Collective içerisinde birçok hazır deneyler, hazır yapılan deney prosedürleri, ödevler ve sunumlar var. Gerçek hayat problemleriyle ilişkili hazırlamanız gereken deney prosedürleri var. Bunları yapabilirsiniz. Bunları yapabildiğiniz gibi kendi özel deneylerinizi de hazırlayıp yaptırabilirsiniz Chem Collective. Peki dezavantajları neler? Birçok farklı dil seçeneği var ancak Türkçe versiyonu şu an için yok. Ben kendileriyle açıkçası iletişime geçmeyi düşünüyorum.
Elimizde güzel bir ekip var. Belki bu programı izin verirlerse Türkçeleştirme adına bir şeyler yapılabilir. Fakat bunun tam manasıyla Türkçe versiyonu olmamasına rağmen bir Türkçeleştirme yöntemini size inşallah göstereceğim. Tabii ki sınırlı sayıda deney var. Ancak bu bütün laboratuvarlar için geçerli bir şey. Şimdi biz normalde bir deney tasarladığımızda laboratuvarda yüzlerce malzeme varken ve biz bunu farklı versiyonlarda gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bir sanal laboratuvar uygulamasında farklı deneyler gerçekleştirmek isterseniz hepsi için birer yazılım kullanmanız gerekiyor. Bilişimden biraz da artık işin içine girdiğimiz için anlıyoruz ki bunu yapmak da oldukça zor. Dolayısıyla bu sınırlı sayıda deney olayı aslında bütün sanal laboratuvarlar için şu anda geçerli denilebilir. 2D animasyonlardan oluşuyor. 3D değil animasyonları ve kullandığı malzemeler 3D olmadığından dolayı da gerçeklik algısı zayıf ama bununla ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Yazın katıldığım Yupan yaptığı bir kimya öğretmenlerinin ve akademisyenlerin katıldığı bir webinar vardı yine. Orada araştırma sunumlarını dinledim. Hatta bunun ismini de aldım. Tayvan Üniversitesi'nden Mei Hanxue diye, inşallah doğru okumuşumdur ismini, bir araştırmacının şöyle bir sunumu vardı, şöyle bir paylaşımı vardı. Artırılmış gerçeklik gözlükleriyle üniversitelerde biyoloji ve sanal laboratuvar uygulamaları gerçekleştiriyorlar ve aldıkları sonuçlara bakmışlardı. Aldıkları sonuçlar çok iyi çıkmıştı. Kendi geliştirdikleri bir uygulamaydı bu, artırılmış gerçeklikle ilgili. Daha sonra oradaki hocalar soru sordu. Ben de bu soru soranlar arasındaydım. Lise ve denge okullarda da biz bunları kullanabilecek miyiz? Ben hoca atlar diye düşündüm. Aa, tabii ki onlara yönelik de çalışıyoruz. De, fakat hoca şöyle bir cümle kullandı. Hayır, biz hazırladığımız bu programı lise ve alt gruplara tavsiye etmiyoruz dedi. Neden diye sorduk. Animasyonların gerçeklik algıları, daha doğrusu efektleri, görsel zenginlikleri arttıkça, bir gözlük kullanımı başladıkça, üniversite altı seviyelerde dikkatin çok düştüğünü, bu dikkat düşmesiyle birlikte öğrenilecek konulardan sapıldığını ve konuya odaklanmak yerine öğrencilerin tamamen bu malzemelere, bu efektlere, bu görselliğe odaklandığını görüyoruz diye bir paylaşımda bulundu. Elbette ki benzer gözlemler sizlerin de vardır. Ben artırılmış gerçeklik gözlüğü kullanmadım ama üç boyutlu deney laboratuvarları kullanmıştım. Ben orada da benzer bir şey gözlemledim. Dolayısıyla üç boyutlu şeyleri kullanırken, animasyonları, sanal laboratuvarları kullanırken de dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bazen dezavantaj gibi görünen şeyler avantaj olabilir. Ben bu sunum kısmını burada bitiriyorum arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz, benden istediğiniz ya da bu konularda danışmak istediğiniz bir şeyler olursa veya paylaşımda bulunmak isterseniz mail adreslerim bunlar. Bana bu mail adresleri üzerinden mail atarak ulaşabilirsiniz diyerek ben sunum kısmını yani PowerPoint sunum kısmını burada noktalıyorum. Şimdi sizlerle ben Chem Collective uygulamasını açmak istiyorum. Normal Chrome tarayıcımı açıyorum. Sizler de benimle birlikte açabilir uygulamayı benimle birlikte aynı şekilde yapabilirsiniz. Google'a Chem Collective yazıyorum. Zaten ilk sırada daha önce yazdığım için çıkıyor sürekli. Uygulamayı açıyorum. Birinci sırada çıktı. Uygulamayı tıklıyorum ve böyle bir sayfayla karşılaşıyorum. Arayüz oldukça kolay. Mellon Üniversitesi'nin Next Generated Science Standards dediğimiz NGSS duymuşsunuzdur belki. Bu sistem derslerinin, uygulamalı fen derslerinin başlangıcı olarak gösterilen Amerika'daki bir hareket, bir standartlar topluluğu. Onların da modüllerini, onların da çalışmalarını, onların da hazırladıkları materyalleri kullanan bir site burası. Oldukça geniş, oldukça materyallerine indiğinizde bu
uygulamalarını kullandığınızda, yani kendiniz kurcalamaya başladığınızda oldukça geniş olduğunu, çok farklı kaynaklara ulaşabildiğini göreceksiniz. Ben burada sadece bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Buradaki kaynaklar, buradaki materyaller ikiye ayrılıyor. Bir tanesi başlıklar halinde ayrılıyor. Bu başlıklar içerisinde stökiyometri, termokimya, işte kimyasal kinetik, denge, asit baz kimyası gibi şeyler var. Bunlara rastlıyoruz. Şimdi bunlar başlık başlık ayrıldığında bunların içerisinde hazırlanmış dersler oluyor. Mesela stökiyometri başlığına girdiğimizde burada mol, reaksiyon stökiyometri, formüller ve karışımlar, rheometrik analiz gibi alt başlıklar görüyoruz ve bu alt başlıklara gördüğümüzde, alt başlıklara girdiğimizde farklı başlıklar altında sanal laboratuvar uygulamaları, sanal laboratuvar uygulamalarına dayanan bazı senaryolu aktiviteler, yine onlarla gerçekleştirebileceğimiz simülasyonlar, ödevler ve işte konsept testler olduğunu göreceğiz. Bunların hepsinin altı bu şekilde dolu. Bunlar başlık başlık ayrılmış kısımları. Ancak burada başlıklar değil de araçların türlerine geldiğimizde sanal laboratuvarlar, online dersler, simülasyonlar, moleküler gösterimler gibi araçların teknik unsurlarını gösteren kısımlarına rastlayabiliyoruz. Şimdi bunlardan bazılarının sizler girdiğinizde açılmadığını göreceksiniz. Bunların açılmamasının sebebi bunun beta versiyonunun indirilmesi gerekiyor. Bu beta versiyonunu da nasıl indireceğiz? Biraz alt kısma gelirseniz canvelab.org diye, yani bir başlık göreceksiniz. Herkes görebildi mi bilmiyorum. Ona sağ tuş tıklayarak, çünkü bu sayfayı kapatmanızı istemiyorum, sağ tuş tıklayarak bağlantıyı yeni sekmede açıyoruz. Bağlantıyı yeni sekmede açtığımızda burada bir sayfa karşımıza çıkıyor ve bu sayfada bize diyor ki bunun beta versiyonunu, daha farklı kaynakları ve derslerini izlemek isterseniz, yani bu laboratuvarların kullanıldığı dersleri izlemek isterseniz buradan üye olmanız gerekiyor diyor. Ben bunu da gerçekleştirmek için şöyle bir şey yapıyorum. Öncelikle 3 numaralı in the register dediğim yerden sonunda int can pre diye bir kısım var. Bunu kopyalıyorum. Bu kısmı kopyaladım. Int can pre bölümünü kopyaladım. Daha sonra go to K12 Oli Simu Edu bölümüne geliyorum. Yine sağ tuş tıklıyorum ve kenarda açılıyor. Bu sağ tuş tıklıyorum, kenarda açıyorum. Burada sign up kısmı var. Student ve educator diye geçiyor. Student kısmına gelip student kısmını seçtikten sonra şurada course key bölümüne o kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Ardından register diyorum ve buraya kaydoluyorum. Burada isminizi, soy isminizi, e-mail adresinizi, ülkenizi, okulunuzun ismini ve kendi belirleyeceğiniz bir password'u doldurmanızı istiyor. Bunları doldurduğunuz andan itibaren kabul alıyorsunuz ve kabul aldıktan sonra, şu anda bunu doldurmayın, şeyden sunumdan sonra doldurabilirsiniz. Doldurduktan sonra kabul alıyorsunuz ve bu Chem Collective'in çok daha ayrıntılı, çok daha fazla dokümanına ulaşabiliyorsunuz. Bizim burada konumuz ne? Bizim burada konumuz sanal laboratuvarlar konusu. Dolayısıyla derslerin başlıklarından değil, doğrudan sanal laboratuvarlardan giriş yapacağım. Şimdi sanal laboratuvarlardan giriş yaptığım zaman sanal laboratuvarlara tıklıyorum. Yine aynı başlıklar benim karşıma geliyor. Yukarıda gördüğüm başlıkların sanal laboratuvar uygulamaları olanları burada da görebiliyorum. Bu başlıklar altında aslında sanal laboratuvar uygulamaları ders ders ayrılmıştır. Mesela stökiyometriye bastığında işte glukoz problemi, glukozu seyreltme problemi, asit seyreltme problemi, kola ve sükroz konsantrasyon problemi gibi farklı tasarlanmış dersler, aktiviteler mevcuttur. Ve burada size bazı tasklar, görevler verir. Siz bu laboratuvarlara girdiğinizde o görevleri gerçekleştirirsiniz.
veya kendi hazırladığınız görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben asit baz kimyasına gireceğim ama geçmeden önce burada resource type kısmında virtual labs dediğinizde more information and offline downloads diye bir bölüm var. Bu kısmı görüyorsunuzdur. Bu kısım masaüstü uygulaması için hazırlanmış bir kısım. Bu çok önemli çünkü çok az sanal kimya laboratuvar uygulaması size internetsiz de çalışabileceğiniz bir imkan sunar. İnternetsiz de çalışabileceğiniz alan sunan nadir uygulamalardan bir tanesi. Buna da sağ tuş tıklayalım ve yan sekmede açılsın. Buna sağ tuş tıkladığımızda bir indirme sayfası geliyor. Eğer Apple kullanıyorsanız en alttaki Apple seçeneğinden, eğer Windows kullanıyorsanız benim gibi bir Windows seçeneğinden bunu basarak doğrudan iniyorsunuz. Bu bir zip dosyası, sıkıştırılmış bir dosya olarak iniyor. O dosyaya bastığınızda, masa üzerine belgeyi çıkardığınızda masa üzerine BLab 2.0 diye bir dosya gelecek. O dosyanın içerisinde sanal laboratuvar mevcut. Ben şu an basmıyorum her ihtimale karşı yavaşlatmasın diye ama sizler bunu buradan indirmeye başlayabilirsiniz. Kısa sürede iniyor, çok zor değil. Burada indirdiğiniz laboratuvarda şunu göreceksiniz. Normalde buradaki laboratuvarlar deney deney ayrılmıştır ve her deneyde her malzemeyi bulamıyorsunuz. Fakat masaüstü uygulamasında tüm malzemeler, tüm deney ortamı yani bütün laboratuvar malzemeleri bir arada bulunuyor ve deney deney ayrılmamış şekilde siz hepsine ulaşabiliyorsunuz. Atölye tanıtımlarımızı okuduysanız biz Java olması gerektiğini söylemiştik. Java kurulumunun olması gerektiğini söylemiştik. Java olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben laboratuvar uygulamama geri dönüyorum hızlı bir şekilde ve asit baz kimyası kısmına geliyorum. Strong acid base problemini seçiyorum. Burada bir video informasyon bölümü de var. O kısma geldiğinizde de zaten kendisi anlatıyor. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Aslında ben bunun tamamen İngilizce olmasının öğrencileri ve sizi geliştireceğini, daha doğrusu İngilizce bilmeyen arkadaşlara özellikle conceptual İngilizce alanında yani kimyanın İngilizce terimlerini göz aşinalığı kazanmak anlamında geliştireceğini düşünüyorum. İngilizce de kullanabilirsiniz. Ancak biraz daha hızlı kullanabilmek ve derslerde aktif kullanabilmek istiyorsanız şöyle bir özelliği var. Normalde bunun 7-8 farklı dil seçeneği var ama aralarında Türkçe yok. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sağ üstte eğer siz de benimle bu Strong Acid Base kısmına girdiyseniz sağ üstte Strong Acid Base Textbook Problems diye bir bölüm göreceksiniz. Ona sağ tuş tıkladığınızda bu tarayıcının bir özelliği olarak eğer Google tarayıcı kullanıyorsanız Google tarayıcılar biliyorsunuz ki Google Translate ile ortak olarak çalışmakta. Buradan ben Türkçe diline çevir dediğimde Google Translate'i devreye sokuyor ve tüm program bir anda Türkçe'ye dönüşüyor. Ama dediğim gibi bunun olmasını istiyorsanız bunu Google tarayıcıda, Chrome tarayıcıda açmanız gerekiyor. Google Translate'in bazı sıkıntılarının olduğunu farkındayım. Yani cüccaciye diye çeviriyor cam malzemeleri mesela. Aslında doğru ama biz daha farklı isimle kullanıyoruz. Fakat bu teknik İngilizce olduğu için yani aslında İngilizce değil bir gramere ya da herhangi bir şeye çok fazla ihtiyaç duymuyor. Teknik bir İngilizce olduğu için kelimeleri doğru bir şekilde rahatlıkla çeviriyor ve böylece kullanılabiliyor. Burada bazı şeyler var. İlk başta çözümler diye çevirdiği yer aslında solutions diye geçen çözeltiler kısmı olacak. Bu tarz çeviri hatalarına rastlayabiliyoruz. Ben burada tezgah 1'de çalışıyorum. Birinci tezgahım üzerinde bunu bir workbench gibi bir tezgah gibi düşünün laboratuvardaki. Buna malzemeleri ilave edebiliyorum. Ekstra tezgah da ilave edebiliyorum. Mesela dosya diyorum. Yeni çalışma tezgahı ekle diyorum. İki ayrı tezgahta çalışabiliyorum ama bu sefer Türkçe şeyleri değişti. Bunun da üzerine basarak
yeniden tezgahla ilgili Türkçe kısımları getirebiliyorum. Burada yeniden adlandır kısmı olacak. Ben burada dosyada Workbench'i yeniden adlandır diyerek mesela birincide eğer ben çözelti hazırlama diyeceksem bu kısımda çalışma tezgahıma çözelti hazırlama ismini veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde isimlendirebiliyorum. Şimdi birkaç tane madde ekleyip çıkarma göstereceğim sizlere. Örneğin bir tane volumetrik flask, yani hemen hızlıca bir litrelik bir Erlenmeyer seçtim. Bunu bir kenara aldım. Bunun içerisine koyduğum maddelerin burada özelliklerini verecek. Daha sonra tekrar stok odasına gittim ve stok çözeltilere geldim, çözeltilerden. Stok çözeltilerden bir tanesini seçtim. Mesela 19 molarlık sodyum hidroksit seçtim. Neyden neye ilave etmek istiyorsanız onu diğerinin üzerine getiriyorsunuz. Mesela stok çözeltiyi ben Erlenmeyer'in üzerine getirdiğimde burada bir ilave yapıyor. İlavede precise, significant figure ve realistic diye bir bölüm göreceksiniz. Precise kısmında doğrudan mililitreyi yazabiliyorum. Mesela 200 mililitre ilave edeceğim zaman buraya yazıyorum. Significant figure seçtiğinizde burada precise kısmında virgülden sonra sadece iki rakam alabiliyorsunuz. Significant figure seçtiğinizde virgülden sonra istediğiniz rakama kadar gidiyor. Realistic diye seçtiğinizde kendisi eklemeler yapıyor. Bu da ne demek? Mesela normalde ben öğrenciye ne deriz? Bir indikatör ekle deriz bu çözelti içerisine. 3-4 damla indikatör ekle. Ne kadar ekleyeyim hocam? 3-4 damla ekle deriz. Bunun için bir mililitre söylemeyiz. İşte realistik kısmına bastığınızda ve eklemeyi gerçekleştirdiğinizde bu şekilde ilaveler yapıyor. Sizler de benimle yapabilirsiniz. Bur diye ilave ettiğim zaman zaten neyden neye ilave edeceğim yazıyor. Mesela bazen işte Erlenmeyer'deki çözeltiyi stok çözeltinin üzerine getiriyorum. Ekleme yapmaya çalışıyorum. Bunu da gösterebilirim size. Bu eklemeyi yapmaz, eksi işareti çıkar. Dolayısıyla neyden neye, öğrencilere de biz hep söylediğimiz işte stok çözelti kabına geri bir şey konmaz, saf su damacanası içerisine herhangi bir madde ilave etmez gibi uyarılarda bulunuruz. Bunlarla da birlikte çalışıyor. Yani bunları da göz önünde bulundurarak çalışıyor bu uygulama. Pour dediğimizde ilave ediyoruz ve biz özelliklerini de bu şekilde görüyoruz. Daha sonra bunu geri almak istediğimde, ben bunu buradan kaldırmak istediğimde yerine kaldırıyor. Şimdi buradaki maddenin özelliklerini görmek istediğim zaman buradaki maddenin özellikleri burada çıkıyor. Sadece molarite olarak görmeyebilirim. Burada istersen üzerine bastığımda mol, gram gibi özelliklerini de veriyor. Ayrıca burada görünüm kısmına geldiğimde ben bunların bu içerisindeki maddenin hangi özelliklerini göreceğimi seçebiliyorum. Bir spektrometre, yani spektrometre ekliyor. Buradan dalga boylarına göre dalga analizlerini alabiliyorum. pH'ını zaten gösteriyor, sıcaklığını gösteriyor. Particle viewer dediğim zaman ben buraya bunun içerisindeki maddelerin particle özelliklerini gösteriyor mu? Şu anda tek madde olduğu için, yani şu anda sadece içerisinde HCl sodyum hidroksit ilave ettiğim için şu anda göstermiyor. Ama ben buna bir de su ilave ettiğim zaman, ki su ilave edebilirim, o zaman gösterecektir. Hızlıca su da ilave edeyim. Bunu getiriyorum ve 800 mililitrede su ilave ettiğim zaman ben bir çözelti hazırlamış oluyorum. Mesela benim o zaman göstermeye başladı. Bir çözelti oldu çünkü. Çözeltide aşağı iniyorum. İşte yuvarlakların hidroksit olduğunu, üçgenlerin sodyum artı iyonları olduğunu gösteriyor. Yakınlaştırdığım zaman çok daha yakın zoom olarak moleküllerin içerisinde ya da taneciklerin nasıl oluştuğunu da
buradan gösteriyor. Ayrıca farkı fark etmişsinizdir. Bu bizim hani kör dediğimiz işte iç bükey dış bükey dediğimiz sıvı yüzeylerinde burada ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Maddenin sıcaklığını artırabiliyorum, sıcaklık özelliklerini değiştirebiliyorum. Mesela sağ tuş tıkladığımda termal özellikler kısmı var maddenin üstünde. Burada insulated from surroundings diye bir ifade var. Ben buna tıkladığımda bu şu anda 25 santigrat derece ise ben bunun sıcaklığını 25 santigrat derecede sabitliyorum. Ve ben bunun altına Bunsen burner da getirsem şurada yukarı çıkayım. Araçlar kısmında stok odasında araçlar kısmında Bunsen burner var. Bunu da ilave ettiğimde ben buna ne yaparsam yapayım sıcaklığını sabitlediğim için sıcaklığını artıramıyorum. Ama başka bir madde yani sıcaklığını sabitleyemediğim bir maddenin altına Bunsen burner getirdiğimde bir anda sıcaklığın yükseldiğini görüyorum. Evet, süremiz yavaş yavaş doluyor. Aslında anlatacağım çok şey vardı. Çok şey anlatmak istiyordum ama dediğim gibi Türkçe yapma özelliği de var. Zaten İngilizcesi de zor değil. Siz bunları çok rahatlıkla kendiniz keşfedip burada deneyler tasarlayabilirsiniz ya da kendi deneylerini kullanabilirsiniz. Burada bazı tasklar olduğunu göreceksiniz. Bunları da yine kopyala yapıştır, Google Translate'e yapıştırıp ya da benzer araçlarla Türkçe'ye çevirip kullanabilirsiniz. Buradan da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu taskları kullanabileceğiniz gibi öğrencilere böyle ödevler verebileceğiniz gibi kendi hazırladığınız ödevleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu aracımız çalışıyor. Bir diğer özelliğini de çok kısa göstermek istiyorum. En başta gösterdiğim eğer masaüstü uygulamasını indirdiyseniz masa üstünüze VLAB 2 diye şöyle bir dosya gelecek. Bu dosyayı açtığınızda buradaki çalışma dosyalarının hiçbirini silmiyorsunuz ya da herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Burada kenarında şekil olan bu garip bir şekil VLAB yazıyor ve şekiller var. Uygulama dosyası diyor. Buna çift tıkladığınızda şöyle bir masa üstü görüntüsü açılacak. Birazdan başlayacak diye tahmin ediyorum. Evet, şöyle bir masaüstü uygulaması açılacak. Bu masaüstü de tarayıcıdan çalışan arayüze oldukça benziyor. Materyalleri aşağı yukarı aynı. Ben buradan da solüsyon eklemeye çalıştığım zaman yine üzerine gelip ekleyebiliyorum. Tools dediğim zaman glassware diyor, beakers diyor. Mesela 600 mililitrelik bir beaker alıyorum. Beaker'ı distilled water'ın altına getirdiğimde eksi işareti çıkıyor. Göreceksiniz. Bu tarayıcıda da geçerlidir. Çünkü beaker'da herhangi bir madde yok. Olsa bile ben distilled water'a bu maddeyi ekleyemem. Bunu sağlamıyor. Ve ben hangisini diğerinin üzerine getirirsem oradan ona aktarım yapacaktım. Dolayısıyla distilled water'ı beaker'ın üzerine getiriyorum. O zaman işaret artı yeşile döndü. Ben artık buradan ilave edebilirim. 100 mililitrelik şey elde ediyorum ve bunu ilave etmemi sağlıyorum. Tıpkı burada da ilave edeceğim zaman ilave ettiğim maddelerin işte özelliklerini gösteren precise mi, diğerlerim şeklinde ifade eden araçlar mevcut. Tıpkı tarayıcıda çalıştırdığınız gibi burada da bu araçları rahatlıkla masa üstünde internete ihtiyacınız olmadan kullanabilirsiniz. Ben çok giriş seviyesinde diyeyim, hatta seviye bile değil, sadece bir tanıtım amaçlı programdan bahsettim. Tamamen ücretsiz, incelemesi, kurcalaması oldukça keyifli. Öğrencilere de deneylerini gerçekleştirmesi için ödevler verebileceğiniz gayet güzel bir uygulama. Ben sözlerimi burada noktalarken bunu tavsiye ederek noktalıyorum. Bu ve benzeri araçlarda bir dahaki çalışmalarda da görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olabilmiştir diyerek şu anda sunumumu sonlandırıyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Biraz vakti 7-8 dakika geçtik ama 2-3 ya da 1-2 tane soru alabilirim. Vaktinizi de çok fazla almak istemiyorum bu açıdan. Sorularınız olursa bana chat kısmından da yazabilirsiniz, mail de atabilirsiniz diyerek ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur bu sunum sizlere. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için.